Hepinize günaydın, iyi günler diliyorum. Toplantının iyi geçmesini temenni ediyorum. Şimdi bu bir kere içeri girer girmez çok güzel bir keyifle başladım bugüne. Çünkü bu KTA şirketi benim bir öğrencimin. Yani mezun olan bir öğrencimin değil, şu anda üniversite okuyan bir öğrencimin. Ya bu da Özyeğin Üniversitesi'nin nasıl girişimci ve yenilikçi üniversite olduğunu gösteren çok önemli bir örnek. Onu orada görünce bayağı gurur duydum. Evet, ben şimdi sabah biraz havayı değiştirmek ve yani girişimcilikte liderlik rolü nasıl oynanır, o konularda küçük bir takım böyle şeylerim olacak. Bu bir video çekimi ve burada NBA oyuncuları basketbol oynuyorlar. O NBA oyuncularından biri de benim 19 numarayla. Pası gördünüz herhalde. Nasıl aranızda basketbol oyuncuları varsa onlar bana not verebilirler. Bu bizim spor salonu açılışında bir aktivite. Görüyorsunuz üçlüklerim gayet yani şaşmıyor diyebilirim. Şimdi burada önemli olan tabii birçok büyük mesaj var burada. Yani öğrencilerle bir arada olmak. Bunu siz kurumunuzdaki en üst düzeydeki yöneticilerin diğer yöneticilerle ve kurumda her çalışanla bir arada olmasına relate ettirebilirsiniz. Bütün mesele kurumun içinde herkesin sizi onlardan biri olarak görmesi. Bu başarının sırrı. Bu da şeyi sembolize ediyor. Bizim birinci sınıf ilk mezunlarımız, biz ilk mezunlarımızı daha 3 sene evvel verdik. Ve benim şöyle bir sözüm vardı. Daha doğrusu şu anda da o söz geçerli hala üniversitede. Aranızda 3-4 üzerinde 3 ortalama tutturan ve belli bir sosyal kulüpte faaliyet gösteren, belli bir spor dalında faaliyet gösteren, bu başarıları elde eden öğrencileri ben yazın okul bittikten sonra, mezuniyetten sonra Avrupa'ya götüreceğim. Ben de size geleceğim dedim. İlk sene tabii bu çok az mezun verdiğimiz için sadece 8 öğrenci buna kualifiye etti. Bu da çok hoş bir tesadüftü. Çünkü benim uçağım 10 kişi alıyor. Yani rektör ben ve 8 öğrenci böyle hep beraber bir sabah 9.30'da Roma'ya gittik. Orada bütün gün gezdik. Oradan Floransa'ya geçtik. Orada 2 gün kaldık. Bu Roma'da bir fotoğraf. Bu öğrencimiz Yusuf. Şu anda bizde çalışıyor mesela Romanya'da alışveriş merkezinde. Ondan sonra da en sonunda Floransa'dan da Venedik'e geçtik ve Türkiye'ye döndük. Bu öğrenci Türkiye'de uçağımız indiği zaman Yusuf dedi ki Üstü Bey geldi. Ben şimdi özel uçakla gittik geldik ama dedi ben dedi şimdi dedi yarın dedi metrobüse bineceğim dedim okula giderken. Bak Yusuf dedim sen dedim 20 yaşında dedim özel uçağa bindin. Seni aldım İtalyalara götürdüm. Hani Siena'nın orada bir yerde pasta yapmayı bile öğrendin dedim. Öyle bir pasta okulundan da geçirdik öğrencileri. Şimdi dedim ben dedim hayatımda ilk defa uçağa 20 yaşında bindim ilk defa dedim. O da Amerika'dan Türkiye'ye yazın dönerken en ucuz uçak Lofthlider diye bir New York'tan İstanbul'a giden bir four engine prop jet'ti. Neyse bu şekilde onu biraz dindirdim. Ama tabii ki herkes iyi şeylere çabuk alışıyor. Bu da London Eye. Biraz daha kalabalık bir grup. İkinci senemiz. İkinci sene 3 ortalama tutturanlar. Ben tabii birçok şeyi öğrencilerimle beraber yaptım ilk defa olarak. Mesela ben London Eye'a ilk defa bindim. Burada London Eye'a kimler bindi şimdiye kadar? Eyvallah bravo yani. Aşağı yukarı %30 binmiş. London Eye diye bir şey olduğunu ben öğrencilerimden öğrendim. Aynı zamanda da Oxford Üniversitesi'ne gittik beraber. Orayı da ilk defa gördüm öğrencilerimle beraber. Evet bunları bir göstermek istedim sizlere. Şimdi bunun içinde tabii çok mesaj var yani. Şimdi Özyeğin Üniversitesi bir yerde kurulurken Bilkent'i örnek aldı. Ben Bilkent'te 16 sene yönetim kurulunda bulundum, mütevelliyetinde bulundum. Rahmetli hocaların hocası İhsan Doğramacı'yla. Ve tabii kendisinden çok şey öğrendim, beni motive etti. Üniversite kurmaya karar verdikten sonra da tabii ki Türkiye'de bugün 75 civarında vakıf üniversitesi var.
Koçu Sabancı'yı Bilkent'e örnek alan bir vakıf üniversitesi kurmak istedim. Ama tabii Koçu Sabancı Özyeğin Üniversitesi'nden 16-17 sene önce kurulmuştu. Dolayısıyla Özyeğin Üniversitesi'ni farklılaştırmak gerekiyordu. Burada da en büyük diğer üniversitelerden farkını girişimcilik ve yenilikçilik konusunda yapmak istedim. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğuna inandım. Türkiye'de çok başarılı gençler var, çok başarılı orta yaşlılar var. Ve hakikaten de çok çılgın aslında girişimciler de var. Yani bu çılgın girişimciler arasında ekonomi tarihine baktığınız zaman bana göre en çılgın girişimcilerden ikisi Sezai Türkeş Feyzi Akkaya'ydı. 1971 senesinde Maliye Bakanlığı'na gidip o zaman 100 dolarla çıkılıyordu. Döviz istedikleri zaman siz gidip Avrupa'da dolaşacaksınız demişler. Halbuki 100 dolara ne kadar dolaşılır. Onlar Tripoli Limanı'nın ihalesine girmeye gittiler. Ve ikinci etabını aldılar. Birinci etabını Japonlar yaptı Tripoli Limanı'nın. Ve Sezai Türkeş Feyzi Akkaya'nın o Libya'ya gitmesinden sonra 1982 yılında yani 11 yıl sonra Libya'da 100 tane Türk müteahhiti vardı. Bu inanılmayacak bir şey değil mi? Ve 125 bin Türk işçisi vardı. Yani bu da işte bence Türk girişimcilerin çılgınlığını gösteriyor. Türkiye'de 5 katlı apartman yapmayan müteahhit Libya'da gidip çölde 1000 konut yaptı. Libya o zaman referanslara da bakmıyordu. Tesadüfler de yardım etti. Çünkü Türkler Libya'da 10 milyar dolarlık iş aldılar ama 8 milyar doları bunun İskan müessesesi tarafından, yani onların TOKİ'siydi bu. İskan müessesesi tarafından verildi ve ihalesiz verildi. Ve tesadüf de şu, İskan müessesesinin başında Abdurrahman Tır vardı. Abdurrahman Tır da İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu ve eşi Türktü. Ve bütün sınıf arkadaşlarına ihaleler verdi. İhale de değil, kontratla. Ya bunları niye anlatmaya çalışıyorum? Bir girişimci inanılmaz öne açıyor. İkinci girişimci bence Şarık Tara. Yani Rusya'da 1991 senesinde Almanya'dan, Doğu Almanya'dan dönen Rus askerlerine Almanlar Rusya'nın çeşitli şehirlerine konut yapacaklarını, onları barındıracaklarını taahhüt ettiler ve bunun parasını ödediler. Enka bu inşaatları 6-7 ay gibi bir sürede tamamladı. Kış şartlarında apartmanları, konutları. Bunları niye anlatıyorum? Ondan sonra Enka Rusya'da çok büyüdü ama Enka'dan inanılmaz girişimciler çıktı. İnanılmaz yani. Burak Ömen Rusya'da Ritz Oteli'ni yaptı. Metropolis Alışveriş Merkezi'ni yaptı. Erman Ilıcak, Rönesans. Enka'nın genel müdürü. Başkaları da var. 4-5 isim daha var böyle. O büyüklükte olmasalar bile şu anda. Ya bu örnekleri niye veriyorum? Yani lider girişimci çok insanları sürüklüyor. Ve burada tabii bunu kuruma da, kurum içi girişimciliğe de, zaten bu arkadaşlar kurum içi girişimcilik ten dolayı geliştiler, büyüdüler, Enka'yı takip edenler. Ben mesela Rusya'da bir banka kurdum 1997'de. Orada hiç bankacılık yapmamış bir arkadaşı işe aldım. Sipahi Hak Tanır. Netaş'ta çalışıyordu Rusya'da, Netaş'ın temsilcisiydi. Sipahi 2003 senesinde benden ayrıldı. 500 bin dolara bir banka aldı Moskova'da. Yani girişimci girişimciyi takip ediyor. Yani nasıl Erman Bey, Şarık Bey'i takip etti. Nasıl işte Sezai Türkeş'i diğer Türk müteahhitleri takip ettiler. Sezai Bey'den de çok müteahhitler doğdu. Hakikaten girişimci girişimciyi takip ediyor. Şimdi burada bütün mesele insanları motivasyonla motive etmekten geçiyor iş hayatı. Ya birçok yerde ben mesela bazen bankacıları konuşurken dinliyorum. Diyorlar ki işte bankacılık konusunda 3 tane önemli şey var. Biri insan kaynağı, biri teknoloji yani IT, biri de başka bir şey. Ben bu konularda konuştuğum zaman şunu söylüyorum.
bankacılık değil, her iş konusunda üç tane önemli faktör var. Birincisi insan kaynağı. İkincisi insan kaynağı. Üçüncüsü de insan kaynağı. Çünkü IT'yi de yapan insan kaynağı. Onun için seneler geçtikçe hep o birinci adam CEO'ya önem verdim. Mesela Finans Bank kurarken ben 13 sene, 10 sene Pamuk Bank'ta en üst düzey yöneticilik, 29-39 yaşı arasında, 39'da 40 yaşlar arasında da Yapı Kredi'nin genel müdürü, yönetim kurulu başkan yardımcısıydım. Düşünün, bu Pamuk Bank'ta o zaman 3000 kişi çalışıyordu, Yapı Kredi'de 10.000 kişi çalışıyordu. Ve ben bu tecrübeme rağmen Finans Bank kurduğum zaman kendim genel müdür olarak başladım. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Ama bir genel müdür adayı seçtim. Ve kendisini de ben 87'de Finans Bank faaliyete başladı. 89 Temmuz'unda, yani 21 ay sonra o seçtiğim ve baştan da zaten konuşmuştuk bunu kendisiyle, onu genel müdür tayin ettim. 34 yaşındaydı. Ya bir sene iki sene sonra olmaz mı dedi. Ya dedim, ben 32 yaşında genel müdür oldum. Sen iki sene geç kaldın. 34 yaşında yapıyorum seni genel müdür. Yani ve şunu da yaptım. Bunu Türkiye'de herhalde benden başka belki dünyada kimse yapmamıştır. O kişiye dedim ki bundan sonra bütün elemanları sen seçeceksin. Şimdi bakın, 13 yıllık bankacılık tecrübem var. En üst düzeyde. Kaç tane şube müdürü, departman müdürü, genel müdür yardımcısı tanıyorum. Ama Finans Bank'ın tüm ilk kadrosunu o arkadaşım seçti. Çünkü birinci adama bir iş verdiğiniz zaman, bu bir genel müdür de olabilir, departman müdürü de olabilir, herhangi bir birim yöneticisi olabilir, artık onun performansına bakacaksınız siz. Eğer ki siz onun altındaki kişileri de monte etmeye çalışırsanız bu büyük haksızlık olur. O bir numaraya. Ve tabii o arkadaşım Citibank'ten olduğu için birçok herkes Citibank'ten seçti. Ve Citibank'ten 15 kişi seçtik biz. 24 kişilik, yani çaycı, odacı, şoför dahil 24 kişiyle kurmuştuk bankayı. 15'i Citibank'tendi. Ve şimdi işin enteresan tarafı, 19 yıl sonra, 1987'de kurduk Finans Bank'ı. Citibank Finans Bank'ı almak istedi. Yani Citibank'lilerin kurduğu o bankayı, ilk 24 kişinin içinde Citibank kültürüyle kurulmuş bankayı, 24'ün 15'inin Citibank'li olduğu bankayı, 8 milyon dolar sermayeyle kurulmuş Finans Bank'a 5 milyar dolara yakın bir teklif verdiler. Fakat en yüksek teklif olmadığı için seçilmediler. Bu da enteresan bir anekdottur. Tabii o zaman 24 kişi değildi Finans Bank. 7300 kişi olmuştu satıldığı zaman. Ama yani bir yerde hani işte belki yöneticilerini alıp böyle bir değer yarattık. Ve insanların yaratabilecekleri değer bakımından da çok önemli bir örnek. Finans Bank sadece insanların yarattığı bir değerle oraya geldi. Tabii Finans Bank'tan sonra başka bir de bu insan kaynağı ve yöneticilik, liderlik konusundaki bence en önemli örnek ve insanları motive etmek bakımından en önemli örnek FİBA sigorta şirketi. Yani ben Commercial Union diye bir sigorta şirketi vardı. Sonra ismi Aviva oldu İngiltere'de. Onlar gelip 1988'de rahmetli Özal sigorta sektörünü liberalize etmeye karar vermişti. İlk defa sigorta lisansları veriliyordu. Ve bize bir İngiliz şirketi geldi, Commercial, ortak olalım dediler. Çünkü bankaya ihtiyaçları var tabii, dağıtım kanalları açısından, ürünlerini dağıtmaları açısından. Biz bir sigorta şirketi kurduk. Sonra geldiler bize 10-12 sene sonra. Dediler ki, ya biz bütün dünyadaki şirketleri satın alıyoruz. Hani siz de satar mısınız? İyi fiyat verirseniz satarız dedik. Hani joint venture'dan fully owned subsidiary yapmak istediler. Sattık. Hemen sattıktan bir sene sonra yerinde duramadığım için
Hemen bir tane daha sigorta şirketi kurmaya karar verdim. Ama bu sefer daha farklı bir şey yapayım dedim. Doğru bir şey oldu hem de. Tabii ki Komerşon'un genel müdürünü aradım. Ben çünkü sigorta şirketinin içinde, yani sigorta sektörünün içinde olmama rağmen yöneticileri değerlendirecek kadar detaylı bilgim yok o sektörde. Dedim kimi alayım? Bana bir isim verdi. Cemal Erer'di. Hala Komerşon'un genel müdürüydü şirketi. Ben sattıktan sonra benim hisselerimi. Cemal bana bir isim verdi. En çok ona güvenebilirdim. Yani tabii hakikaten değişik bir iş yapma tarzım var. Her zaman doğru demiyorum bu iş yapma tarzını ama ya bir inşallah bu odada personel search firmler yoktur, headhunterlar. Çünkü hayatımda bir kere headhunter kullandım. O da geçen sene. Memnun da kaldım ondan. Ama hep böyle referansla eleman almışımdır. Çünkü doğru adamı bulmak, baştan doğru adam bulmak her şeyden önemli. Doğru adam bulursanız sizin çok çalışmanıza gerek kalmaz, o çalışır. Veya siz başka işlerle meşgul olursunuz. Ve bu tavsiye ettiği arkadaşla düşünebiliyor musunuz? Ben hayatımda ilk defa tanıştım. Hiç tanımıyordum daha evvel. Geldi, oturduk, konuştuk. Dedim ki ben böyle bir şirket kuruyorum. Sizin dedim, Cemal tavsiye etti bana. Ya buraya bir kere sen dedim, genel müdür olmak ister misin? Bayağı bir büyük bir şirketin genel müdürü. İsterim üstüme dedi, size çalışmak isterim dedi. Peki dedim. O zaman dedim sen bana dedim iki gün içinde, 48 saat içinde bir Yellow Pad'e bir fizibilite yap, rapor falan değil. Bu şirket 5 senede nereye gider? Hakikaten hazırladı ve geldi 2 gün sonra. Dedim ki ben dedim bunu beğendim. Yani sen şu kadar pazar payına çıkacaksın, şu kadar kar edeceksin filan. Ben şimdi dedim sana bir öneride bulunacağım. Sana tabii ki maaş vereceğim ama dedim ben sana şirketin %10'unu veriyorum dedim. Vermiyorum da yani yarısını ödeyeceksiniz dedim, yarısını ben ödeyeceğim. %10'unu. Kurduğum şirket de 5 milyon TL sermayeli bir şirketti. Yani 500 bin liralık hissenin. 250 bini ben karşılıyorum. 250 bini onlar karşılıyor. Bu hisseler senin dedim %10'unu ama dedim benim senden ricam ve önerim. Bunu dedim bu hisseleri 8, 10, 12, 7, 8 yani senin dedim üst yönetime dağıt bu hisseleri. Hepsini ilk günden dağıtma. Belki değerli bir arkadaş bulursun 6 ay sonra, 1 sene sonra. Biraz da şey kalsın, buffer kalsın yani. Gitti, aynen bunu yaptı gayet güzel ve çok adil de yapmış. Ya ben ona sormadım çünkü 3'ünü sen al, 7'sini dağıt, 2'sini sen al bilmem. Şimdi o şirketi 5 milyona kurduk sermayeyle. Sonra tabii finansal şirket büyüdükçe sermaye artırmak gerekti. Ama o sözü de verdim baştan. Bak dedim, sermayeleri arttırırken ben size borç veririm. Ucuz faizle. Libor artı 2. Yani dilute olmazsınız. Her zaman %10 hisseyle kalırsınız. Hakikaten sermaye 5 milyona 40 milyona çıktı. Bazı yöneticiler korkmaya başladılar. Abi biz çok borçlandık falan. Yok dedim korkmayın, bu şirket değerli olacak. 2002'de kurulan şirketi 2010 senesinde bir Japon sigorta şirketine sattık. 40 milyon sermaye şirketi 500 milyon TL'ye. Ve dolayısıyla yöneticiler de bir de şunu yaptık. O 40 milyon TL'yi aslında temettü olarak dağıttık şirketi satmadan. Herkes bir kere parasını aldı, borcunu ödedi yöneticiler. Ondan sonra da 50 milyon lira net yöneticiler bu işten kazandılar. Şimdi ben iyi yönetici bulursanız siz yorulmazsınızdan da şunu kastedeceğim. Birçok kişi benim şirketlerimde her işin içinde olduğumu zannederler. Bazen hakikaten her işin içine girerim, çok detaya girerim. Çünkü çok detaya girmezsem o işi öğrenemem. Ama mesela bu sigorta şirketine ben 8 senede, işte yılda 4 tane toplantı yapılıyordu ya, onlar geliyorlardı. Demek 32 defa ikişer saatten 64 saat harcadım. Bir de acentalar toplantısına giderdik Antalya'da. Orada konuşma yapardım ben. Yani acentaları motive etmek için. Yani dolayısıyla buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki o bir kere bu doğru bulduğunuz kişiyi %100 güveneceksiniz. Yani beraber çalıştığınız insanlara, sorumluluk verdiğiniz insanlara. Ve dediğim gibi kendi takımlarını kuracaklar. Kendi bütçelerini yönetecekler. Mesela ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Bu sigorta şirketinin genel müdürü, sigorta şirketi 2002'de kuruldu. 2010'da satıldı.
1 liralık reklam yapmadı bu şirket. Recai reklam yapmayacak mıyız? Üstü Bey masraf oluyor. Masraf olacak tabii reklam. Yani Recai de ortak ya. Ha, masraf olsun istemiyor tabii. Haklı olarak anlatabiliyor muyum? Yani hepiniz aynı, you are aligned, anlatabiliyor muyum? Hepiniz aynı tekneye biniyorsunuz yöneticilerle ortak olduğunuz zaman. Ve hakikaten Türkiye'nin sigorta tarihine geçti. Şirket satıldı. Recai Ağar orada genel müdür FİBA Sigorta. Bakıyorum televizyon reklamları başladı. Recai'yi aradım, dedim ki Recai bak dedim. Araba dağıtıyorsunuz dedim. Promosyon yapıyorsunuz televizyonda. Bu arabalardan birini de bana yolluyor dedim. Ne de olsa şirketin kurucusuyum dedim. Öyle bir espri yaptım Recai'ye. Yani bir de tabii bu yöneticileri iyi motive etmek lazım. Yani iyi benchmarklar koymak lazım iş odaklı çalışmaları için. Bence bunlar çok çok önemli örnekler. Şimdi tabii Özyeğin Üniversitesi'ne döneceğim tekrar. Özyeğin Üniversitesi'nde 280 idari personel var, profesyonel. Bunun içinde temizlik ve güvenlik görevlileri de var. 300 de öğrenci idari işlerde çalışıyor bir fiil. Bir fiil idari işlerde çalışıyorlar yani. Ve biz her şeyi öğrencilere danışıyoruz. Yani öğrencilere danışmamız icap eden demeyeyim, icap etmem yani danışmamız gereken. Mesela üniversitede hangi restoran kurulacak? Pizzacı mı getirelim, kebapçı mı getirelim? Üniversitenin ulaşım ihalesini beraber yapıyoruz. Yani yurtlardaki mutfakları öğrenciler işletiyorlar kendi hesaplarına, otomatları kendi hesaplarına çalıştırıyorlar. Ve en büyük şeyimiz bizim Özyeğin Üniversitesi'nde her yıl bir kitapçık yayınlıyoruz. Bu kitapçık bildiğim kadarıyla Türkiye'de ve dünyada, yani dünyada, Amerika'da, bir tek Harvard Business School'da gördüm, yani undergraduate school'da görmedim. Bütün mezunların rezümeleri var, özgeçmişleri. Her yıl yapıyoruz bunu. Ve Özyeğin Üniversitesi mezunu üniversitedeyken minimum 4-5 işte çalışmış oluyor. Yazın veya kışın. Evet. İhsan beni buradan atmak istiyor. Çok da haklı. Fazla konuştum zaten. Biraz değişik şeyler anlattım size ama inşallah bir takım mesajlar vermiş olabilirim. Tamamen insana odaklanın. Zaten onu da söylüyorum ben şirkette zaman zaman. Yani ben inşaat mühendisi oldum ama yani keşke bazen böyle hani undergraduate psikoloji sonra MBA mi yapsaydım acaba? Yani çünkü hakikaten gittikçe zaten ben artık psikoloji konusunda üniversitede Canan Hoca ile konuşacağım, psikoloji bölümümüzün başkanı. Bana bir böyle hiç olmazsa bir undergraduate degree verebilir. Yani 15 bin kişiyle uğraşmak ve günümün önemli kısmı da onlarla geçiyor. Dolayısıyla hepinizin bir yerlere, bir üniversiteye gidip bir adult education'da bu dersi almanızı tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum işlerinizde. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.